Lara! Lara benim Betüş. Sihirli aynayı açar mısın? Betüş! Mektubumu aldın demek. Tam hayal ettiğim gibisin. Hiç değişmemişsin. Sen de. Şey, yarın kaçta burada olursun? Beni kabul ediyorsun demek. Madem o cadıdan ayrıldın, ben de seni affediyorum. Sabah sizde olurum. Dur dur, sana adresimi vereyim. Hı hı. Yok yok, hiçbir şey yok. Çilekçim, ben geldim kızım. Hoş geldin. Aa, ne bu hal? Gittim geldim, yüzüm bir karış. Çünkü sıkılıyorum. Hiç sıkılma Çilekçim. Şimdi Firuze ablan sana bu taze meyvelerin suyunu sıkar, yüzünü güldürür. Artık onlarla beni kandıramazsınız. Bir arkadaşım olmadığı sürece benim yüzüm gülmeyecek. Artık üzülme küçük hanım. Çünkü sana yeni bir arkadaş geliyor. Kim? Arkadaşımın oğlu. Sevdim yedini. Evet Firuzeciğim. Ay çok güzel yemekler yapmaya başlayalım. Yarın çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor. Hiç merak etmeyin. Umarım iyi bir çocuktur. Eğer öyleyse beraber neler yaparız neler. Olsa. Ay anne, ben artık dayanamayacağım. Bana hafif hafif geliyorlar. Yapmasana kızım. Ne var anne? Dedemle oynuyorum. Aman siz konuşmanıza bakın. Benim hiç şikayetim yok. Canın acımıyor mu babacığım? Yok canım, acımaz. Ben onu köpeğe çevirirken bunu bile düşündüm. Allah razı olsun. İncelik etmişsin. Merhabalar. Oo, aile saadeti yaşıyorsunuz bakıyorum. Merhaba Taceddin'ciğim. Merhaba. Sorma Perihan teyze. Aa, ne o öyle, seni şikayet eder gibi bir halin var. Ya torun biraz yaramaz da. Ama olacak o kadar. Annesi o daha mini mini bir bebek. Oy. Sorun da bu zaten Perihan teyze. Şimdi bebekken böyle olduğuna göre ayaklanmaya başladığı zaman neler olacak hiç bilmiyorum. Daha doğrusu düşünmek bile istemiyorum. Anne, niye böyle konuşuyorsun? Sen beni sevmiyor musun? Tabii ki çok seviyorum kızım. Ama peşinde koşmaktan çok yoruluyorum. Sana dur, yapma, etme derken akşam oluyor. Kendi hayatımı yaşayamıyorum. Bana bak Toprak. Baban evdeyken de böyle yapmıyorsun değil mi? Yok. Babası peri olduğunu bilmiyor diye uslu uslu oturuyor. Yoksa ben bitmiştim, bitmiştim. Gerçi şimdi de bittim sayılır ama. Aa, o da ne demek şimdi? Toprak doğdu da oldu. Yavuz hep onunla ilgileniyor. Artık ben var mıyım, yok muyum hiç belli değil. Biliyor musun? Yavuz'un ofisinde benim resimlerimden çok Toprağın resimleri var. Siz dünyaya geldiğinizde ben de öyle yapmıştım. Hatırlıyorum. Annen de çok bozulmuştu. Eminim o kadar abartmamışsındır baba. İyice abartmıştım canım. Ay babasının kızına bak canım benim. Ay yerim ben senin yanakları, yerim. Canım benim. Ay çok tatlısın ya. Baksana şuna dostum ya. Baksana şunun yanaklarına, şu tatlılığa bak, tatlılığa. Gel beni ısır baba diyor. Oh canım benim. Ya Yavuz, vallahi sana hayret ediyorum doğrusu. Bütün gün evde kızına bakıyorsun, burada da sabahtan akşama kadar bilgisayara bakıyorsun. İşi gücü bıraktın, bütün dünyanın kızın oldu ya. Ya ben senin gibi alışık değilim ki dostum. Bu benim daha ilk çocuğum ya. Ay aklım fikrim onda, baksana şuna bak ya. Tamam iyi de, yani kadınlar biraz bu duruma içerleyebilirler. Yok canım, Eda'nın hiçbir şikayeti yok. Hem kızımız da kıskanacak hali yok herhalde. İkisinin yeri ayrı. Tamam yani kıskanmaz tabii, kıskanmaz ama onunla ilgilenmiyorsun diye biraz burkulabilir. Değil mi? Biraz da onunla ilgilen diyorum. Yani görmüş geçirmiş bir abi tavsiyesi sana bu. Tamam, aklımın bir köşesine yazarım. Ay baksana şunun tatlılığına Sadık ya. Dünyanın en güzel şeyi değil mi? Ha? İşim bitse de hemen eve gidip sevsem istiyorum ya. Bak tıpkı babası, bak bak bak. Evet, hınk demiş burnundan düşmüş. Ay. Yürüm ben seni, yürüm. Geliyorum, az kaldım canım benim. Of. Hadi hadi bozulma. İlk defa bir evladınız oldu. Tabii kızıyla ilgilenecek. Kızım bu bir rüzgardır geçen. Merak etme, yakında gene seninle ilgilenmeye başlar. Değil mi Fıdık? Umarım geçer Perihan teyze. Aynı evin içinde Yavuz'u özlemeye başladım.
Umarım geçmez. Seninle ilgilenmez de anacığının yuvasına dönersin. Tüh, utanmaz vicdansız seni. Çocukları olmuş. Artık böyle laf edilir mi? Ay, hala aklı onları ayırmakta. Öyle deme anneanne. Babam annemi çok seviyor. Onlar hiç ayrılmayacak. Aa, sus bakayım. Konuşma sen bit kadar boyunla. Aa, Dudu, aklını başına topla artık. Perihan, sen bugün Betüş'ü hiç gördün mü? Haberin var mı yarın ona kim gelecek? Biliyorum hayatım, ben de en az Betüş kadar sabırsızlıkla bekliyorum onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.